Evet sevgili HaberTS izleyicilerimiz, programlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor'umuzun efsane oyuncularıyla tek tek röportajlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bugün de Tuncay Soyak hocamla birlikteyiz. O da Trabzonspor tarihine damga vurmuş isimlerden bir tanesi. 4 şampiyonluk, 5 Cumhurbaşkanlığı kupası, 2 Türkiye kupası ve 2 Başbakanlık kupası. Bize buradan tabii söylemesi çok kolay geliyor bunları ama bunları almak çok büyük başarı ister, emek ister, yürek ister ve bu kupalar eze eze alındı. Eze eze alan futbolculardan bir tanesi de Tuncay Soyak hocam. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun, iyiyiz. Dediğin gibi zor iş yani. Söylemesi kolay ama o zamanki şartlarda zor iş yaptık, başardık. Onun gururunu yaşıyoruz. Oraya girmeden, futbol girmeden önce ilk başta sizi bilmeyen taraftarlarımız var. Bir Z kuşağı dediğimiz yeni nesil var ve sizleri bilmiyorlar. Bir Trabzonspor'un doğuşunu bilmiyorlar. Tuncay Soyak kimdir? Şu anda neler yapıyor? Sizi ilk önce bir tanıyalım. Ya tabii ki normal yani, çünkü biz futbolu ben 91 yılında bıraktım. Trabzonspor'da 8 sene oynadım. 78-86 sezonu, 8 sezon Trabzonspor'da oynadım. Ondan sonra Galatasaray'a bir transferimiz var. Biliyorsunuz o sıkıntılı bir transfer. Ondan sonra Gençler Birliği son 3 yılımda Zeytinburnu'da oynadım. 91 yılında futbolu bıraktım. Ondan sonra antrenörlük hayatımıza başladık. 93 yılında A lisansımızı aldık. 2000 yılında da teknik direktör, UEFA Pro'yu aldık. Teknik adamlık yaptık. Şu anda da kendi kulübüm var. Beylikdüzü Yakupspor. Beylikdüzü'ndeyiz. Burada genç çocukları yetiştiriyoruz. Tamamen altyapıya önem veriyoruz. Şu anda en büyük yaş grubumuz 2008 doğumlu oyuncular. U16 dediğimiz oyuncu grubumuz var. 9 grubumuz var. En ufağımız U8 dediğimiz. 8 yaş grubundan 16 yaş grubuna kadar öğrencilerimiz var, futbolcularımız. TFF liginde mücadele ediyorlar. Tamamen biz yetiştirmeye dayalı bir sistemimiz var. Beylikdüzü'ndeyiz. 2016 yılında kurduk kulübümüzü. Devam ediyoruz. Hedefimiz sırayla üste gitmek. İnşallah Türk futboluna, Trabzonspor'umuza oyuncular kazandırırız inşallah. İnşallah. Evet. Tuncay Hocam, çok büyük başarılara imza attınız. Trabzonspor tarihine hepiniz tek tek ayrı ayrı damga vurdunuz. Hocam, şimdi futbola direkt geçiş yapalım. Tuncay Soyak Trabzonspor'a gelişi Ankara'dan oluyor. Ankara'dan amatör futbolcu olarak geliyor. Ve merhum efsanemiz Özkar Sümer hocamız sizi keşfediyor. O süreci anlatır mısınız bize? Ya şimdi tabii Özkan Sümer hoca deyince çok farklı. Gerçekten farklı. Niye farklı? Ya kimsenin görmediğini, kimsenin yapmadığını yapan bir hocamız. Ben onunla 3 sezon çalıştım. Pardon, 4 sezon çalıştım Özkan hocamla. Benim gelişim şöyle oldu. Ben Ankara'da Petrolübüs'ünde oynadım, genç takımda. Ama Trabzonluyuz. Babam Trabzonlu, annem Trabzonlu. Hep memleketimiz orası. Genç milli takımda oynarken Gölcük kampı vardır. Genç milli takım kampları vardır. Her dönem tüm bölge, Türkiye'nin her bölgesinden genç milli takım aday oyuncuları gelir. 60 kişilik bir kamp. O zaman böyle U14, U15, U16 yok. Genç milli takımın 2 yaş grubu aralığındaydı. O zaman 57-59 doğumlular arasında. Bir kamptaydık. Özkan hocamız da Trabzon bölge antrenörü olarak geldi. Gölcük'e. Tabii oradan beni tanıyor. Orada bir hani hemşerimiz, hocamız, oradan bir tanışıklığımız var. Sonra ben, çok enteresan bir olay oldu. Ben hep anlatırım. Trabzonspor'a gelmem çok büyük tesadüf benim. Yani ben Ankara Petrolofis'te oynadım genç takımda. 2 yılda 3. ligde oynadım. O zaman şöyle bir sistem vardı. 18 yaşını dolduran oyuncu, 18 yaşını o kulüpte doldurduğunuz zaman size protesto çekiyor kulüp. Ya profesyonelliğe davet ediyor, ya profesyonel mukavele imzalayacaksınız, ya da 3 yıl orada amatör oynayacaksınız. O zaman orada kulüpte bir kargaşa oldu. Protesto çekmeyi unutuyorlar. Ben serbest kaldım. Direkt Trabzon amatöre gittim. Evet, Trabzon amatöre gittim. İşte orada nerede oynayabiliriz, araştırma yaptık. Sebat'a söyledik. Sebat bizi almadı. Şey yapmadı. Özkan Sümer hocamızı da tanıyoruz tabii. Biz genç bir takımdan tanıyor. Hocam dedim, ben amatör takımda oynayayım bir sene dedim. Çünkü arkadaşlarım orada oynuyordu. Yaşar orada oynuyordu. Selahattin orada oynuyor. Yusuf orada oynuyor.
Bu arkadaşlar hep genç bir takımın arkadaşlarım. Dedim ben de hani oynayabilirim belki dedim yani. Hani o kadar kendimize şey yapıyoruz. Çok enteresan bir şey oldu. Amatör takımla idmana çıktım. 15 gün idmana çıktım. 78-79 sezonu. Trabzonspor'da kampta o zaman. Uludağ'da kamp yaptılar. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'la bir hazırlık maçı oynuyorlar. Gece maçı 1-0 kazanıyorlar. Ondan sonra Kızılcahamam'a kampa dönüyorlar. O arada da Trabzonspor'da oyuncu eksikliği var. Hani antrenman yapıyor. 21-22 kişi kaldı. Sakatlık falan oldu herhalde. Özkan Hoca 4 tane oyuncu istiyor kampa. Biz amatör takımdan ben, kaleci Oryal, Arif Levent. Biz dördümüz Kızılcahamam kampına gidiyoruz amatör oyuncu olarak. Tabii apar topar şehirler arası otobüse biniyoruz. Kızılcahamam'da iniyoruz orada. Yürüyerek otele gidiyoruz yani. İşte başlangıcımız öyle ama geldik orada hazırlık kampına katıldık. Biz biliyoruz ki döndüğümüz zaman amatör takıma döneceğiz. Döndük. Bize dediler ki siz gene burada devam edeceksiniz. A takım idmanıyla. A takım kadrosunda idmana devam edeceksiniz. Öyle bir süreç geçirdik. Tabii lig başladı. Ben ama A takımla çıkıyorum. Ama o zaman biliyorsunuz Trabzon'da şöyle bir şey var. Halk korkunç idmanı takip ediyor. Her perşembe çift kale olduğu zaman Avni Aker'de o kapalı türbün dolardı. Yağmurlu olursa karayolların altında yapılırdı. O idmanları bir kere taraftar izlerdi, bakardı işte o hafta kim oynar söylerlerdi yani. Bu kadar yakın bir takipti. Halkla iç, yani takım halkla iç içeydi. Süper. 5000'e yakın neredeyse taraftar izliyordu. 5000 taraftar izliyordu gerçekten. Yani çift kaleleri 5000 kişi izlerdi. İşte o süreçte biz ligler başladı. 4. hafta ben tabii kadroya girmiyorum yani. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Amatörüm sonuçta. İdman yapıyoruz. 3. hafta herhalde Yaşar sakatlandı Adana Demirspor maçı. Sonraki maçta Fenerbahçe maçı. O çarşamba günü beni kulüp müdürümüz aradı. Dedi ki şeye gidiyorsun. Sigorta hastanesine git muayene ne ol profesyonel olacaksın. Ya gittik. Tabii bir anda gelişti. 14 Eylül hiç unutmam bak. Yani 14 Eylül ilk oynadığım maç. O muayene olduk. Profesyonel mukavele yaptılar bana. Ondan sonra pazar günü de maç var. O zaman kamp mamp olayı yok. Geliyorsunuz en son antrenman cumartesi. Cumartesi ter idmanını yapıyorsun. Kadro asılır. Ertesi gün herkes kuyu restoranda 11'de maç yemene gelecek. Ben de köyde kalıyorum o zaman. Beştaşköy benim. İşte açıklandı kadrodayız. Ondan sonra tabii oynayacağım hiç aklım ucundan geçmiyor yani kimsenin. Tabii hiç aklım ucundan geçmiyor. Geldik. Ondan sonra kuyu restoranda maç yemeğini yedik. Ondan sonra herkes oradan dağılıp kimi dolmuşla, kimi arabası o zaman araba yok herkeste. Dolmuşa binip gidiyorduk Avni Aker'e. Maça değil mi hocam? Tabii maça gidiyoruz. Seyirciyle beraber giriyoruz işte falan. Neyse geldik. O zaman şöyle bir şey vardı sistem. Odadan Özkan Sümer Hoca'dan şeyi alırlar. Listeyi oraya asarlar tamam mı? Geldi baktım liste geliyor. Astılar oraya. Tabii ben cesaret edip bakamıyorum hani oynuyorum oynamıyorum. Hiç unutmam Hüsnü bizim stoper. Gitti baktı bana doğru geldi. Anladım herhalde oynuyor. Gel sırtıma vurdu böyle hadi dedi başarılar falan. İşte ilk oyunum öyle oldu. Trabzonspor'da ilk maçım çıktım. 18 yaşındayım o zaman. Maç 78. dakika rahmetli Erol Togay bir kafa golü attı. Maç 1-0 bitiyor. 90. dakika bir pozisyon oldu. Ben İvan Çeviç'le karşı karşıyayım. Beni düşürdüler penaltı. Ondan sonra o penaltı çok tartışıldı. Penaltı mı değil mi falan. İşte o zaman da biliyorsunuz tek TRT vardı. TRT'de spor stüdyosu. Orada böyle defalarca gösteriyor. İşte Tuncay diyor. Kimse bilmiyor ki. Trabzon'da da bilmiyorlar. Sarı bir çocuk. Saçlarımız sarıydı o zaman. Uzun. İlk maçım evet. Orada başladım. Özkan hocam sağ olsun bize güvendi. Oynattı. Biz de onu mahcup etmedik. Trabzonsporlu Tuncay oluşumuz bu şekilde başladı. Yani Özkan hocamın emeği çok büyük gerçekten. Hocam o kadar hızlı gelişmiş ki. Yani Ankara'dan geliyorsunuz. Önce siz Petrolofis'te oynuyorsunuz. Mayıs ayında. Mayıs'ta, Haziran, Temmuz, Ağustos 4 ay sonra Trabzonspor'da. Şaka gibi yani. Öyle bir süreç yaşadık yani. Bunun da hakkını veriyorsunuz. Bunun da hakkını veriyorsunuz. Verdik yani çok şükür. Çok şükür. Peki hocam
tamam sizin başarılarınıza geçmeden önce merhum Özkan Hoca ile olan böyle bir anınız var mı güzel böyle? Böyle birkaç anınızı anlatır mısınız? Çünkü biliyorsunuz onlar şu anda yoklar ve gerçekten de sizin ve bizim çınarlarımız onlar. Ya Özkan Hoca ile anımızı şöyle anlatırım. Yani bir kere çok büyük bir teknik adamdı gerçekten. Yani o zaman şok pres olayını çıkardılar. Yani bir sezon yaşadık. Bizim bir tek Özkan Hoca dönemimizde şu şeyimiz oluyordu. Yani dezavantajımız şu oldu. Çok yüklüyordu. Çok anormal bir ağır idman yapıyordu. Yani şu anda bak açık söylüyorum. Şu anda hiçbir yani futbolcu ona dayanamaz. Bak inanın bizim Trabzonspor olarak o zaman yaptığımız idmanlar çok büyük idi. Ha doğru yanlış onlar ayrı konu ama biz ilk dönemlerde çok büyük başarı elde ediyorduk ama ikinci dönemde sürantide yaşadık. İşte sakatlıklarımız oldu. Özkan Hoca döneminde hep bunlar oldu. Yani 2 puanlı sistemde biz 30 puan 15 maçtı o zaman biliyorsunuz. 16 takım var 15 maç yapıyoruz. İlk yarı 25 puanla tamamladık o sene. Ondan sonra ikinci dönem 14 puan aldık. Hatta bir Falcı Kaya diye biri var bilmem. Evet, hani bizim oradaki şeylerimiz bilirler yani Trabzon'dakiler. Hatta işte Özkan Hoca'yla onu anlatayım. En son maç şey olmuş. Hocam hani böyle oğlum der şu manyağın dediği olmasın şu maçtan hani bir puan da alın da 39 olmasın diye bir hatta bir esprisi oldu. Kaya diye bir böyle işte fal bakan bir yok Kaya çocuk. Erkek tabi. Yok. Erkek bir çocuk işte şey o Trabzonspor 39 puanla şampiyon olur dedi ilk yarı sonunda. Bütün herkes tabi küfür etti yani öyle bir şey olur mu falan. Ama en son maça geldik biz işte o maçta bir puan alırsak 39 oluyoruz şampiyonuz. Özkan Hoca dedi ya evladım şu adamın dediği olmasın. Şu maçta 2 puan alın diye öyle bir esprisi de oldu ama yani. Abi, 39 oldu. Gerçekten şaka. Ama işte hepimiz çok sakatlık yaşadık. Askere gidenler oldu. Onun da etkisi var. Ama dediğim gibi Özkan Hocam yani anlatmakla olmaz yani. Onu biz çok büyük yaşadık ama ya çok büyük gerçekten çok büyük bir taktiksiyendi. Çok değişik antrenmanları vardı. Yani onu ben şimdi hocası Ahmet Suat Hocam da Allah uzun ömürler versin. O da çok iyi hocamız ama şöyle bir farklılık vardı. Ahmet Suat Hocam çok yüklenmezdi ama Özkan Sümer Hocam çok ağır antrenmanlar yapardı. Ben en büyük başarılar onun döneminde yaşadım. Milli takıma seçildim işte. Gol kralı oluyordum. 2 golle kaybettim. Son 8 maç oynamadım. 12 goldeydim. 15 golle rahmetli Bora abi oldu o zaman gol kralı. Benim o 80-81 dönem benim en verimli olduğum zaman çok büyük sakatlıklar yaşadım. Çok ağır sakatlıklar yaşadım. Sağlık konusunda da fazla şeyimiz yok. Çok ağır sakatlıklar yaşadım. Oynamaz dedikleri, benim için oynamaz dediler. Ama kulüp orada bize sahip çıktı. Trabzonspor kulübü o yönden tabii. Buradan tekrar ben Nevzat Ergüney abimize çok teşekkür ediyorum. Askerdim, yurt dışına çıkamıyordum. O sağ olsun Ankara'daki bürokrasiyi açtı. Bizi askerken bile genç takım antrenör olarak Trabzon'a dışına Almanya'ya gittim. Alman milli takım doktoru, doktor hesa ameliyat oldum ön çapraz. Tabii olmasa futbol hayatımız biterdi yani. Evet. Öyle bir de bir anımız var yani. Peki hocam, Tuncay Soyak çok da hırçın bir futbolcuymuş. Ligi kartlarla dolu geçirmiş. Onunla alakalı da hocam çok deli dolu bir oyuncuymuşsunuz hocam. Ya tabii o seyirci bizi seviyordu yani. Ben onu hissediyorum. Seyirciyle bir gönül bağımız vardı. O benim bir hırsım var. Mağlubiyeti kabul edemiyordum. Galip olduğum zaman genelde bakın hiçbir şey olmaz. Ne kırmızı kart görürüm ne sarı kart. Ama işte mağlup olduğumuz zaman o bendeki o kazanma hırsı agresifliğe dönüşüyordu. O çok büyük zararlarını gördüm. Onunla işte Özkan Sümer Hocam'la ilgili gene anlatayım yeri geldi. 84 sezonu şampiyon olduk anlaşamıyoruz. Ben 10 milyon istiyorum. 10 milyon aşağı imza atmam dedim falan. Özkan Hoca çağırdı beni. İskender de atmadı. İkimizi çağırdı. İskender dedi ki sen 10 milyona imza atıyorsun. Tuncay sen 9 milyona imza atıyorsun. Tamam dedik. Yani onu dedikten sonra hayır diyemez. Ne oldu? Ondan sonra o senesi ben bir baktım elime geçen para 7 milyon. 2 milyonu cezaya gitmiş. Sarı kart, kırmızı kart. Özkan Hoca demiş ki siz bırakın ona 9 verin ben onu zaten 7'ye indirir demiş kendi demiş. Öyle de bir anımız var hocayla. Ya hocayla anımız çok gerçekten çok. Yani bambaşka bir insandı. Çok da severdik
O da bizi çok severdi. Derler küfür eder falan ama öyle o hırsından dolayı, onun sinirinden dolayı olan bir şey o. Ama sevgisi bambaşkaydı. Ahmet Suat hocamız da öyle. Şimdi bunu derken hani hocamızın da şeyini almayalım yani. Ağını almayalım yani. Ya da gönlünü almayalım yani. Yanlış anlamasın tabii. İkisi de. Ahmet Suat hoca da çok iyi hocalarımızdan bir tanesi. İkisi de bizim Trabzon futboluna çok büyük şeyler kattılar. Bizde çok büyük emekleri var. Hepsi inşallah bizim de haklarımız ona helal olsun. Onların da hakları bize inşallah helal olur. Peki hocam, şöyle futbolcu arkadaşlarınızla, Şenol Hoca olsun, Ali Kemal Hoca olsun veyahut da diğer arkadaşlarınızla böyle var mı anınız? Mesela geçen Güngör Hoca anlatmıştı. Otobüste yolda giderken böyle mesela yolcu otobüsüyle şehirler maç yapıyor musunuz? Maçtan sonra tesislerde durup özetleri öyle izliyor musunuz? O da bir dakikalık bir özetmiş. Doğru, doğru. Sizin de böyle anlatacağınız farklı böyle güzellik, zorluk. Ya olmaz mı ya? Ben size anlatsam şimdi kimse inanmaz bize. Buna şaka yapıyor derler. Yani öyle bir dönemlerden geçtik ki 82, 83, 81 uçaklar bazen kalkmıyor. O zaman tek sefer var. Trabzon Havalimanı ufak. Şu anda geçen birisiyle konuştum. 30 tane sefer var diyor. Aynı gün Trabzon'a. Yani bizim dönemimizde bir uçak sis var inmiyor. Eyvah otobüste gidiyoruz 30 saat. Bir de işin şeyi, o zaman genç takım maçları bizim maçlardan önce oynanıyor. Biz düşünün 45 kişilik otobüse genç takım oyuncularla beraber gidiyorduk. Ben genç takım oyuncusuyla yan yana oturuyordum. Tek yani o koltukta bir kişi hakkım var. Yan yana oturup 30 saat 20 saat yol yaptık ve gidip o başarıları orada elde ettik. Yani şimdi bizi söylüyorlar ama hani gerçekten çok zor şartlarda yaptık. Antrenman şartlarımız olsun, ulaşım, lojistikler olsun, seyahatler olsun çok farklıydı. Yani çok zor işi başardık. Bizim antrenman yaptığımız sahada inanın insanlar yürüyemez. O karayolların altında bileğinize kadar çamurun içine saplanıp mücadele ediyorduk. İdman yapıyorduk o toprak sahada. Onun için Trabzon daha farklı yani. O başarıları elde etti doğru ama onda gerçekten o tüm oynayan arkadaşlarımızın o dönemde hepsinin emeği var yani. Onlar zor işleri başardılar yani. Zor ama güzel işlerdi yani. Güzel işlerdi evet. Çok çok zevkliydi yani. Zaten hocam benim de işte amacım bu. Yani o güzellikleri, o zorlukları, Trabzonspor gibi sıfırdan çıkmış bir kulübü. Arka arkaya şampiyon yapıyorsunuz. Trabzon'a gelen rakiplerin ayakları birbirine dolaşıyor. Mesela birçok oyuncu Trabzon'a geldiği zaman kaybettik gözüyle bakıyormuş değil mi hocam? Ya yarı sahi bak Rıdvan Dilmen bizim kardeşimiz çoğu programlarında bahsediyordu. Ya biz Trabzon'da orta sahayı geçemiyorduk diyordu. O kadar bir baskı vardı. İlk 15 dakikada 3 gol atıyorduk. Öyle bir baskı, öyle bir tempomuz vardı yani. Çok iyiydi yani. O tempo çok iyiydi yani gerçekten. Dediğim gibi ama sırf çalışmaydı o iş. Yani Trabzonspor gerçekten yani asıl efsaneler, biz tabii efsane sayılıyorsak ne mutlu ama bence asıl efsane o ikincilik takımında Trabzon. Yani aslında ben size çok enteresan bir şey anlatayım. Kimsenin bilmediği belki. Ben 12-13 yaşında Ankara'da Trabzonspor PTT maçı vardı, şampiyonluk maçı. O zaman dayım falan Trabzon'daki akrabam hepsi o maça gelmiş. Ben çocuğum Ankara'da okudum. Dedim ya Ankaralıyız, Ankara'da büyüdük. Evet. O maçı izledim ben 72 yılı PTT, bak hiç unutmam hep hafızamda. 67. dakika, tamam mı? Kalecimiz bizim, şimdi aklıma gelmedi dur, o zaman 67. dakikada Zeki atıyor PTT'nin golünü. 1-0 mağlup oluyor, şampiyonluğumuz gidiyor ve Trabzon efsanesinin başlaması o maçtan sonra oluyor. O maçtan sonra dışarıdan oyuncu almıyor Trabzonspor. Kendi öz evlatlarına dönüyor. Ali Kemal abi, Hüseyin abi, işte Faruk abi falan, Bülent abi. Bunlarla kendi öz evlatlarına döndükten sonra ikincilikten çıkıyorlar. Biz de o çıktığı takımı devam ettirdik. O zaman çok kolaydı Trabzonspor'da oynamak. Niye? Alttan hemen oyuncu alınabiliyordu. Yabancı şeyi yoktu. O da büyük bir şanstı bizim için yani. Trabzonlu oyuncuların oynama şansı çok fazlaydı. O yüzden orada bizim bir avantajımız oldu yani. Ama dediğim gibi asıl efsane
o ikincilikten çıkarıp birincilikte şampiyon yapan abilerimiz. Şöyle bir şey vardı hocam. O zaman sizin böyle parada, pulda, evde, yok, arabada gözünüz yoktu. Yok. Tek derdiniz Trabzonspor ve Trabzon'du. Evet, ekmeğinizi de kazanmak zorundaydınız ama çok büyük zorluklar yaşadınız. Biz üst üste 3 yıl şampiyon olduk. Örnek veriyorum. Ben 10 lira alıyorsam, biz 10 lira alıyorsak dışarıdaki oynayan işte o herhangi bir takımda bizden fazla alıyordu. İnanın bana bak. Bursa Spor'daki, Ankara Gücü'ndeki falan. Öyleymiş, evet. Bizden fazla alıyorlardı. Yani biz 10 lira oynadığımızda da Galatasaray 50 bin, 50 yani 10 liralık yere 50 lira oynuyordu. 5 katı alıyorlardı. Ya bizde ya o zaman bir de şu var tabii yani o fazla gerçekten yani oynayan oyuncu çok fazla şey yapmıyordu. Bizde kıstas şuydu. Şenol Güneş 1 numara. En ne alıyorsa örnek veriyorum. Ben 79 yılında Şenol Güneş 1 milyon 200 aldı. Bana dedi ki sen 900 bin alacaksın. Şimdi Şenol Güneş'in aldığı yerde ben 900 alıyorsam normal çok iyi diyorduk yani. Kıstas oydu ama dışarıya baktığımız zaman çok farklıydı. Çok farklıydı. Orada yani hani o tabii o zamanki şartlar öyle oldu ama dediğim gibi bir de o zaman şu Bosman kanunları yoktu. Yani orada futbolcu zaten bir şey yapamıyor. Gitme şansın yok ki. Gidemezsin. Mehmet Ali Yılmaz başkan sen şimdi gidebilir misin? Ama ben gittim Galatasaray'a işte. Evet, evet. O da kızıyorsunuz pardon herhalde. Gene böyle hırçınlığınızdan Trabzonspor'un hakkı yeniyor herhalde. Sadece siz mücadele ediyorsunuz saha içinde. Ve orada i̇şte kopuyor herhalde. Şöyle, orada da bir olaylarımız oldu. Ordu maçı. O benim gittiğim sene son işte Kemal kendi kalesine gol attı bizim. 1-0 muhalibiz. Maçtan sonra olaylar çıktı. Kavga ettik falan filan. Bir de çok adım çıktı Trabzonspor'da. Her şeyde hemen bize direkt kırmızı gösteriyorlar. Bunu aldım ben dedim gideceğim dedim. Galatasaray'da bizi istiyordu. O verdiği, o anki psikolojinin verdiği bir şeyle gittik yani. Ama o zaman tabii Mehmet Ali Bey çağırdı beni Güneş Gazetesi'ne. Saddi Bey de var orada. Oğlum dedi bir Trabzon'da nasıl gider dedi Galatasaray'a. Başkanım ben gideceğim dedim. O bana böyle açık çek attı önüme imzala dedi ne kadar istiyorsan al. Dedim para olayı değil dedi gideceğim. O baktı ben kafaya koydum gideceğim. Tamam git dedi. Saddi Bey dedi inşallah ayağın kırılır dedi bana. Ben de güldüm ya. Ben de güldüm ya şaka yapıyor dedim herhalde. Ondan sonra biz gittik Almanya'ya ilk hazırlık maçı. Ayağım kırıldığını bilmiyorum ki bileğim döndü sandım. Hastaneye bir gittik ayağın kırık dedi. Şaka gibi ben hemen Saddi seni Saddi Başkan'ın o lafları kulağımda çınlamaya başladı. Abi tuttu hocam. Selam olsun Saddi Başkan'a da buradan. O dönemde abi kardeş ilişkisi vardı tamamen şimdi. Ama motoru yandıydı. Yolda kaldım hemen gittim Saddi Başkan'a sağ olsun. Verdi motorumu yaptırttı Galatasaray'a transfer olmadan da. O sene de transfer olunca kızdı bana işte. Peki hocam şöyle bir şey duydum ben. Bir Kalas hikayesi varmış herhalde idmanda. Var. Onu anlatır mısınız? Var. Alper Boğuş hocayla. Onu yaşadım işte ya Özkan Sümer hocamla. O Ziya Bey sahası var. Siz bilmiyorsunuz bura. O zaman işte bu dediğimiz 78-86 yılları arasındaki dönem. O zaman o saha minyatür bir saha topraksa kulüp binası da orasıydı. Orada çarşamba günkü antrenmanları orada yapıyoruz. Dar alan işte 5'e 5'ler falan oynuyoruz. Gene öyle bir idman ya gelen o Alper'in koruduğu kaleye gelen gol oluyor Özkan Hoca da çıldırdı. Biz tabi bilmiyoruz o arada bir dedi evladım oradaki Kalas'ı geçirin dedi. Biz de bakıyoruz ne yapacak. O zaman o kaleler de tahta. Kalenin tam ortasına koydu. Şeye dedi ki Alper'e de sen çık dedi dışarıda git. Kenarda oturuyoruz. Gene başladık işte biz gene oynanıyor. Ya maç oynandı oradan biri bir şut attı. Tam o kalasını ortadan çarptı mı? Özkan Hoca tabii başlı kahkahaya. Evladım dedi gördün. Kalas bile senden daha iyi karışlık yapıyor. Yani o var ya. Çok güzel hocam bunlar ya. Özkan hocam vallahi filozof gibi ya. Her kelimesi her konuşması bir şey. Yani onun yanından geçmeyeceksin. Geçtiğin zaman şey yine bir böyle kamptayız böyle. Necdet abi de böyle gömleğinin şeylerini açar. Tamam mı? Hep öyle geçer, hep öyle ya. Gene onu görüyor orada. Evladım diyor. Gömleğinin bağrını açacağını, yüreğini aç, yüreğini. Öyle bir şey. Çok güzel bir Avrupa maçı, Inter maçı. Evet. Dakika 89, taraftarlar sahayı terk etmeye başlıyorlar. Evet. Saat dakika 89'da Tuncay Soyak golü atıyor ve bütün tribünler geri geliyor. Evet. Evet. Ve devamında da İtalya'da bir
sıkıntıyla karşılaştık. Bunları bize tabii. Tabii o zaman gene Mehmet Ali Yılmaz dönemi başkanımız oydu. Ona gelmeden önce ben yalnız şey yapmıyorum. O ağır bir sakatlık geçirdim. Bir sene oynamadım. Hatta dedim ya hani beni, futbol hayatı bitti dediler. O sezonun son maçı ben gene yedeyim. Yani 82-83 sezonun son maçı. Cumhurbaşkanlığı kupası oynuyoruz. Ben o sezon hiç oynamadım. Yarı devre yedeyim. Son maçta Levent oynuyor bizim. Bizim santrafor Levent. O maçta sakatlandı Cumhurbaşkanlığı maçı. Fener iki kupayı da almış. Hem ligi hem şeyi Türkiye Kupası'nı. Cumhurbaşkanlığı'nı oynuyoruz. Ben de o maçta oynamadığım işte düşün. 6 aydır oynamadığım bölüm bölüm oynadım. O maçta Levent şey olunca Ahmet Suat Hoca beni oynattı. O maçta oynadım. Yoksa ben satacaklardı beni. Hatta Erzurumspor istemiş o zaman beni. Ondan sonra neyse o maçı oynadım. 7. dakika Alparslan abi ıskaladı, bir gol attım. Bir de İskender'le Verkaç 2-0 yendik. O sezonun devamında işte o sezonu başladık. Çok iyi başladım. Beşiktaş'ta oynadığımız işte ondan önce 3 gün önce Beşiktaş'ta oynadık, gol attık. O Inter maçı da o döneme geliyor. Tam böyle formu yakaladım yani. O şeye denk geldi. O maçta da orta saha oynadım. İşte kafa kafaya oynadık. Inter takımı da 82'de İtalya Dünya Kupası'nı almış. Oradan 5-6 oyuncu var. Alto Belli var. Belçika milli takım kaptanı Koyek var. O rahmetli oldu trafik kazası. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Hansi Müller var. Alman milli takımı. Yani böyle bir takım. İyi bir takım. Yani kafa kafaya oynadık. Son dakika işte bir pozisyon oldu. 18 içinde falan. İskender'e, İsko diye bağırdım ben orada bir pozisyon oldu. Genelde vermez şey nasıl verdiyse verdi geriye. O İskender ayağından top alamazsın biliyorsun. O arada nasıl olduysa İsko dedim yuvarladı. Ayağımın dışıyla bu köşeye vurdum öbür köşeye gitti. Fazla kavis aldı herhalde. Ondan sonra tabii herkes o zaman şey olmuştu. Çok ses getirdi. Niye ses getirdi? Herkes sağdan çıktı. Gol olduktan sonra hepsi tekrar geri gelmiş. Öyle bir maç oynadık. Onun rövanşında da zaten İtalya'da bizi Rimini'ye verdiler maçı. 3-4 saatlik bir kara yolculuğu yaptık. Doğu Alman bir hakem geldi. Tamamen maçı yani şey yapmış. Ya maçı bağlamışlar. İtalyan mafyası bağlamış onu. Yani kesin o zaman bile vardı bu işler. Bizim hak ettiğimiz bir tur atacağımız bir şeydi ama Şenol abi kafasını yardılar. Kafası yarıldı. Penaltı 18'in dışındaydı, içine aldı. İkinci dakikada bana sarı kart gösterdi. Hayatında İskender ilk kırmızı kartını orada gördü. İskender gibi adam yani. Bunları mesela, bunları biz bilmeyiz mesela hocam. Bilmezsiniz tabii canım. Nereden bileceksiniz yani? Biz artık tarih olduk ya. İşte bunları yeni nesle anlatmak lazım hocam. Bunları yeni nesle anlatmak lazım. Gerçekten Trabzonspor çok zor şartlarda, çok zor insanlarla çok zor başarılar yaşadı. Bir de o dönemde hocam herhalde Trabzonspor. Yani şu anda yaşadığımız haksızlıklar o dönemde ya de vardı değil mi işte hocam? İşte anlatıyorum sana o dönemde ya İtalya'da biz yani ilk de Avrupa sahnesine çıkıyoruz işte yeni ilk nerede çıktık? Danimarka ile çıktık. Danimarka takımı vardı. Olaylı bir maçta elendik. Ondan sonra Dinamo Kiev, ondan sonra Hajduk Split, ondan sonra Schönbierk'i Bitom Özkan hocamın döneminde. Sonra Inter. O zaman Şampiyonlar Ligi olmuş olsaydı statüsü. Şampiyonlar Ligi yoktu o zaman. Şampiyonlar Kupası vardı. Eleme maçı oynuyoruz. Ama bizim grup maçımız olsa o zaman içerideki tüm maçları yenerdik. Bir kere 9 puanımız garantiydi. Değil mi? 3 maç 9 puan garantiydi. Hep zor rakipler çıkıyordu hocam. Yani zor o zaman öyle grup şeyi yoktu yani. Hep Avrupa'dan rakipler çıkıyor işte. Hajduk Split çıktı bize. O zaman Yugoslavya bölünmemiş. Düşünsene 5 ya müthiş Şuryak Muryak vardı. O da olaylı bir maçtı. Yani çok tabii o zaman böyle hani televizyonlar, özel televizyonlar yok. Bir TRT vardı. Ondan ne kadar naklen veriyordu gerçi o zaman. 84'te ilk renkli televizyon çıktı. 83'te evet Inter maçı renkli verildi. Evet onu biliyorum. O maçları naklen verdiler evet. Elimizde kaldı işte 3-4 tane onları seyrediyoruz. Evet, ya o da çok kötü bir şey. Düşünsenize hocam yani resmen Türkiye'yi kasıp kavuruyorsunuz. Evet. Ama o tarihten bugüne doğru düzgün bir materyal yok elimizde yok. Maalesef değil mi evet. Hocam? Maalesef yok. Evet işte gazeteler onu da yapanlar. Gazeteler bile sarardı tutsan 40 sene olmuş yani. Bugün baktığınız zaman. Arşivlere baktık. Aynen. Onlar bile sararmış yani. Onun için yani
hafızamızda artık. Değil mi hocam? Her şey hafızamızda. Peki hocam, resmi olarak 38 yıl sonra, resmi sayılmayarak 11 yıl sonra 2013 sezonunda sayarsak Trabzonspor'umuz şampiyon oldu. Ve çok güzel bir şampiyonluk oldu. Taraftar doyasıya kutladı. Tuncay Soyak neler hissetti bu şampiyonluk? Tabii o an aynı duyguları tekrar yaşadık yani. O zaman şampiyonluk, bizim o dönem hissettiklerimizi tekrar hissettik. En çok seyirci için çok sevindim yani. Çünkü uzun süre, 38 yıl, tabii öbür şampiyonluklarımızı hakkımız yenildi 96'da, 2011'de ama bu resmi bir şampiyonluk oldu. Çok güzel bir şampiyonluk töreni oldu. Duygulandık. Duygulanma, kendi takımımız 8 yıl formasını giydik. O kardeşlerimizi gördük. Onların şeyini yaşadılar. Aynı duyguları biz de yaşadık. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Buradaki Trabzonluların hepsi aynı duyguları yaşadılar. Çok güzel bir duygu. İnşallah devamı gelir yani. İyi oldu. Yani bizim son şampiyon 84'tü. Şimdi artık ne diyoruz? Son şampiyonumuz 2020-21 sezon. Peki hocam, nasıl buluyorsunuz şu anda takımımızı? Yani ya, kurulum olarak da transferlerle birlikte. Takip ediyorum. Geçen sene tabii son 8 maç bir sıkıntı yaşandı. Ama şimdi bu yeni bir takım. Alınan oyuncuların hepsi çok iyiler. Birebir baktığın zaman bireyselde çok iyi, yetenekli oyuncular. Ama bir süreç lazım. Bu süreç beraber oynaması. Yani bizim şimdi gene eskiden bir örnek vereceğim ama yanlış anlaşılmasın. O zaman Trabzonspor'un bir takımı vardı. Bir 11. O 11 devamlı üst üste oynuyordu. 2-3 sene beraber oynadı. Belki 2-3 oyuncu değişiyordu. Trabzonspor'da bu yok. Niye yok? İşte gidiyor. Giden oyuncu oluyor, gelen oyuncu oluyor. Yabancı oyuncu statüsü var. Artık uluslararası entegre oldu yani. Sırf Türk oyuncu yok. 3 tane Türk oynuyor. 8 tane yabancı oynuyor. Ayak uydurmak zorundasınız. Gelen oyuncuların da adaptasyon süresi lazım. Abdullah Hoca çok zoru başardı. Trabzon çok zor bir yerdir. Ben buradan Trabzonspor haber olarak kendisini buradan bir kere daha kutlayayım. Zoru başardı ama Trabzon çok zor bir yerdir. Ama futbolu bilen bir yerdir. Onun ben inanıyorum gene o bu mantaliteyi devam ettirecektir. Trabzonspor 5-6 hafta sonra çok daha iyi olacak. Beraber oynadıkça ya tabii onlar büyük şanssızlık yani, onları saymıyoruz. Doğukan Edin Viska sağ açık, onlar çok büyük dezavantaj. Bir onlar, bir de beraber oynayamamak. Yani ne kadar çok beraber bir arada oynarsanız o kadar kalite artar. Yani Başakşehir'de niye başarılıydı? Hep aynı takım oynuyordu, aynı oyunculardı. Ama burada o şu anda bir handikap var. Onu aşacaktır Trabzonspor. Daha iyi olacak. 4-5-6 maç sonra çok çok daha iyi olacak. Yani alınan oyuncuları beğeniyorum. Gomez'i beğeniyoruz. Bartu çok iyi. O öyle yani, Trabzonspor'un en büyük eksiği arkadan oyun kurmakta bir sıkıntı vardı. O Bartu bunu müthiş yapıyor. O sol bek çok iyi, Umut. Onu beğeniyorum. İyi ya. Hamsik, Siopis ikilisi değişmez göbekte yani. Onu değiştirmeyeceksin. O iki kere orada mükemmel ikisi. Yani sakatlık olmadığı sürece onlar süper. Genel olarak o zaman memnunsunuz değil mi? Ya ben de çok memnunum. Gerçi de biliyorsunuz yani siz benden çok daha iyi birisiniz. Bizim taraftarımız birazcık böyle ateşli, sabredemiyor ama bence bu senede bu takım kafaya oynar değil mi hocam? Ya, tabii oynar. Trabzonspor formasını koy zaten oynuyor. İlk beşi oynar, formasını as, ama bak bir şey söyleyeyim mi? Trabzon bizim dönemde de bu vardı. Yani biz şampiyon olduk gene bizi tenkit ediyorlardı. Yani o bir Trabzon'un yapısında olan bir şey. Onu kafaya takmayacak. Yani hem teknik adamlar hem oyuncular takmayacak. Bizim zamanımızda halkla iç içeydin. Pazartesileri şeye gittiğin zaman herkes seni çekiyor içtimaya gibi hesap soruyordu. Şimdi bunlar şanslı. Bunları kimse göremiyor ki. Buradaki gidiyor tesisine, bitti. Giriş yok, bilmem ne yok. Özel uçağa biniyor. Biz aynı uçakla gidiyorduk. Yanına geliyordu adam, sana hesap soruyor. Ne biçim oynadın bilmem ne. O hesabı vermek zorundaydın. Şimdi çok değişti. Çağ çok değişti. Ama Trabzonspor buna ayak uyduracaktır. Uyduruyor zaten. Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını gönül isterdi. Olmadı. Ama o maçta ben biraz Trabzonspor'a kızdım ya. Çok o maçta yani o oynanan son maçta, Trabzon'daki maçta çok yani ruhsuz oynadılar ya. Biz de o ne olursa olsun, takım ne kadar güçlüyse savaşırdık yani. Ya bir şey yapıyorsan en kötü kavga edersin yani. Yani nasıl kavga yani,
sert girersin, tansiyonu yükseltin, seyirciyi ateşlersin. Bizde o vardı, biz seyirciyle beraber baskı uygulardık. Yani orada o maçta ben üzüldüm birazcık, o Şampiyonlar Ligi finali oynuyor. Yani girdin mi, gruba yendin mi, eledin mi 2-0 gidiyorsun. Böyle oynamaması lazım. Ya onu tabii canım, ne demek, büyük rakamlar. Bizde öyle ne maddi vardı ne manevi o zaman. Ama işte bu Trabzonspor'un ruh olayıydı. Bunu isteyemeyiz. Şimdi yabancı adam profesyonel. Adam ayağını sokmaz. Bizde öyle değildi. Bizim o başarımızın ana teması buydu. Kelle koltukta gider, hiç kopar. Herkesin bir yeri kopardı yani. Öyle oynayamazdık yani. Milli duygular vardı. Memleket duygusu vardı. Memleket meselesi. Tabii aynen, memleket meselesi. Üçüncü hocam, yaşadığınız böyle o dönemde yaşadığınız duygusal bir anı var mı? Yani Trabzonspor'da sizi aşırı duygulandıran, mesela ben her futbolcumuza soruyorum, efsane futbolcumuza. Size de bunu sormak istiyorum. Ya şimdi vallahi olmaz mı yani 8 yıl oynayıp da yani duygusal şey olman olur mu? Ama ben hayatımda hiç unutamadığım bir maçı anlatacağım. Hiç unutamadığım maçı. İlk senemle oynuyorum. Belki de futbol hayatımın en iyi maçını oynadım o zaman. Onu unutamam. Zonguldak Spor'la oynuyoruz. İlk yarı 1-0 mağlubuz. Girdik içeri ağlıyoruz. Hakem bir penaltı verdi. Hiç unutmam. Hakemin adı Müşfik Talas. Hiç unutmam. 78-79 sezonun son 3. maçı işte. Biz oradan bir puan kaybetsek şampiyonluk gidecek. İkinci yarı orada bir maç oynadık takım olarak böyle. 2-1 kazandık. Ama ondan sonra zaten hüngür hüngür ağladım. Hiç unutmam onu. Tabii tabii şampiyonluk. İlk 78-79 sezon. 1-0'dan 2-1 yendik ama müthiş bir mücadele önüne gösterdik. O maçı unutamam orada, duygusal olarak oldum. Ondan sonra tabii ki öbürler hep kolay oldu yani. Niye işte Fenerbahçe 83-84 sezon son şampiyonluğumuz. Yani bizim bu şampiyon olduğumuzdan önceki son şampiyonluğumuzda 2 puanlı sistem. Fenerbahçe ile İstanbul'da oynuyoruz. 1 puan Fenerbahçe önde. Biz berabere kalsak onlara yarıyor. Biz son dakika Dobby Hasan kafayla bir gol attı. 2 puan yendik. 1 puan öne geçtik. Şampiyonluk oldu. Orada garanti ettik. Ondan sonra 5-6 puan açtık zaten. Siz gerçekten çok başarılı oyunculardan bir tanesiydiniz. Peki hocalarımızdan, Ahmet Suat Hoca'dan, Özkan Hoca'dan, peki siz hiç azar yediniz mi? Yemez miyim ya? Yemez miyim? Ondan böyle yemez varsa. Miyim, yemez miyim? Milli takım hocası bir ara biliyorsunuz şey, Özkan Hocam hem Trabzonspor hocası hem milli takım hocalığı yaptı 81'de. O bizim en iyi dönemimizde. Ankara'da Galler maçı var. O zaman 8 tane oyuncu Trabzonsporlu, 3 tane oyuncu işte yanlış hatırlamıyorsam Halil İbrahim, Sedat Üç, Zonguldak Spor, Volkan abi. Onlar diğer takımlardan geldi. Biz milli takımı temsil ediyoruz, Trabzonspor'u. O maçta da çok iyi oynadık. 1-0 mağlup olduk Galler maçı. Tamam mı? Ondan sonra seyirci tabii bağırdı, Trabzon dışarı diye bağırdı. Hiç unutmam onu, bir. Yani o bizi çok üzen olaydı. O maçın kampında da işte gene ben askeriz. Hem ordu millideyiz hem A millideyiz. O kampa geldim. Gene idman yapıyoruz. Bir hareket oldu. Yapamadım işte falan. Özkan Hoca da bir gene çıldırdı. Seni dedi bu milli takım alanın dedi. Allah dedi. Ya dedim hocam siz aldınız da yani falan. Öyle de bir şeyi vardır hocamın yani. Onu unutmam hocam yani. Demek ki o zaman da Trabzonspor'a karşı acımasızlıklar vardı yani, değil mi hocam? Yani bakın şimdi mesela şu zamanda da ya ikinci bir oyuncu mesela Trabzonspor başarılı gidiyor. İki oyuncu milli takıma girince bile resmen Trabzon taşlanıyor. Yani sanki arkasında güç varmış gibi. Halbuki iyi futbol ve sizin döneminizde de öyle ve Trabzon dışarı diye bağırıyorlar. Demek ki o zaman da Trabzonspor'a karşı bir şeylik vardı. Vardı ama orada çok büyük olay yani. Hocanız, milli takım hocanız Trabzonlu. Trabzonspor'un hocası. Oyuncuların 8 tanesi milli takımı temsil ediyor. Demek ki biz ne büyük bir şey yapmışız ki. Yani bunu hak etmişiz ki orada biz onları temsil ettik. Oyun olarak mükemmeldik yani. Sonuç olmadı, olabilir. Yani istikrarsızlık vardı Türkiye'de. Ama dediğim gibi milli takımlarda Trabzonspor iyi temsil etti. Ülkemizi iyi temsil etti. İyi maçlarımız da oldu. Oldu yani.
Liverpool, Barcelona. Ya tabii. Ve Türkiye'de ilk Türk yenen takımıyız biz değil mi hocam? İtalya takımını ilk yenen biziz, evet. Barcelona, İspanya'yı yenen biziz, evet. İspanyol takımını. Tabii ülkeye puan kazandıran şeyler bunlar yani, başarılar. Tabii canım, tabii o zaman bunlar olmuyordu işte. O zaman bu statü olsaydı ilk iki takım direkt girerdi belki. Gerçekten tabii. Evet. Peki hocam. Çok güzel bir söyleşi oluyor. Aslında hiç bitirmek istemiyorum ama yani şimdi aklıma geldikçe sormaya çalışıyorum. Çünkü sizin gerçekten hani geçmişinizi bilmiyoruz, bilemiyoruz. Çünkü niye o zamanın arşivleri pek sağlıklı değil. O zamanın bizim şeyleri... Yaşlar da yavaş yavaş gidiyor biliyorsun yani. Allah estağfurullah. Ama gerçekten... Yaşan gidiyor. Gerçekten aslında işte siz, ben o yüzden buna odaklandım hocam. Sizlerin hepinizin... şu sosyal medya dünyasında olması gerekiyor. Çünkü siz bir tarihsiniz. Biz mesela bakıyorum Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bütün efsanelerini bir şekilde yaşatırken biz de isimleri bile... Ya bizim ben orada biraz sitem edeceğim. Sitem etmem lazım. Kulüp olarak yani biraz o yönde eksiğimiz var. Yani hem sosyal medyada hem televizyonlarda. Yani ne bileyim yani bu bizim dediğim gibi eski oynamış oyuncular, onların sahneye daha çıkması lazım. Ama maalesef ülkede bazı şeyler, liyakat sorunu var. Bu futbolda da var. Onun için ben ne yapıyorum? Kendi kabuğumuzda çekildik. Sporcu yetiştiriyoruz. Ben üretim yapıyorum, üretiyorum. Bir şey yapıyorum. Ben bunu bir hem sosyal sorumluluk projesi olarak yapıyoruz. Hem bir katma değer yapmam lazım. Onun için her şeyi de herkesten beklemeyeceksin. Kendin bir şey yapacaksın. Biz de ne yapıyoruz? Elimizden geleni ülkeye ne kadar oyuncu kazandırırsak, ne kadar oyuncuyu sosyalleştirebilirsek, kötü alışkanlıklarına uzaklaştırabilirsek, bunu ben kendime görev şey yaptım. Yani kabuğumuza çekilmedik. Çalışıyoruz. Herkesin böyle yapması lazım. Ya yani bizim eski oyuncularımızın da böyle yapması lazım. Bazı şeyler olmuyorsa sizin yapabileceğiniz şeyleri yapacaksınız. Kendi hikayenizi kendiniz yazacaksınız. Onun için sitem ederim ama ben gene çalışmamı yaparım. Ama Trabzonspor olarak bizim kulüp olarak eksiğimiz o. Evet, sosyal medyada biraz daha bizim oyuncularımızın görülmesi lazım. Eski oyuncularımızın, yenilerin basında daha fazla olması lazım. Sözünüzü keserek hemen giriyorum. Mesela bakıyorum birçok ulusal televizyonda Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı efsane oyuncular yorumculuk yaparken bizim Trabzonsporlu efsane oyuncular ortada yok. Yani ortada yok, davet edilmiyorlar, çağrılmıyorlar. Halbuki teknik donanım olarak, futbol donanımı olarak belki de muhteşem bir bilgiye sahipsiniz. Muhteşem bir geçmişiniz var. Ama bakıyorsunuz bu üç kulüp dışında bizim kulübümüz maalesef çağrılmıyor. Trabzon şehrinin de bir televizyonu olmadığı için de tabii ki. Sizin de sesiniz duymuyor. İnşallah biz de böyle haber tesisi olarak tabii. Elimizden geldiğince sizin gibi değerlerimizi anlatıp göstermemiz gerekiyor. İnşallah. Tuncay hocamız tabii ki Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'da top oynuyor. Galatasaray'da da bir şampiyonluk alıyor. Daha sonra sakatlanıyor. Zeytinburnu'na gidiyor. Zeytinburnu'nu... Gençler Birliği olayım var. Gençler Birliği var. Tabii. Peşinden Zeytinburnu'na gidiyor. Zeytinburnu'nu Süper Lig'e çıkartıyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Başarılar devam ediyor ve artık emeklilik zamanı geliyor. 91'de jübileyi yapıyoruz, evet. Güzel jübile yaptık sağ olsun. Orada Mehmet Ali Bey bana babalık yaptı. Ona bir kere daha teşekkür edeceğim. Niye? Ben ayrıldım ya, Galatasaray'a gittim. Bana dedi ki sakın jübile için falan bana gelme dedi. Tamam dedim. Sonra ben tabii futbolu bırakma kararı aldım. Ender Asman abi vardı, kulakları çınlasın. Şimdi Mehmet Ali Bey'e gidemiyorum, yüzüm yok ya. Ender abi aradım, dedim ya Ender abi ben futbolu bırakacağım ama başkanla konuşur musun? Bana jübile yapar mı dedi. Tamam Tuncay sen kapat, arayacağım seni dedi. Kapattım, ondan sonra 3-4 saat sonra aradı beni. Tamam dedi, gel dedi, yapıyor dedi. Orada babalık yaptı bana Mehmet Ali Bey. Yani onu unutmam sağ olsun. Zeytinburnu Trabzon çok güzel bir jübile yaptık. Burada 20 bin kişiye oynadık. Süper dolu sahalar. O duygu yeter, o gurur yeter bize. Trabzon'un hemşerilerimiz yaptık, güzel yaptık. Bir tek şey üzüntüm var, içimde ukde var. Trabzon'da çalışamadım teknik adam olarak. 20 yıldır teknik adamlık yaptık. İkincilik, üçüncülük. Trabzon'da bize nasip olmadı.
Trabzon bölgesinde de olmadı. O da demek ki diyoruz ki bize Allah futbolculuk olarak hizmet et dedi. Teknik adam olarak değil dedi. Biz de ama burada Türk futboluna hizmet ediyoruz. Çocuklar yetiştirerek. Ama tabii Yakuplu Spor, Beylikdüzü Yakuplu Spor'un başkanlığını yapıyor, antrenörlüğünü yapıyor, her şeyini yapıyor. Aynen. Hocam isterseniz bu bölgede yaşayan Trabzonspor, hani diğer takımları da davet edelim ama bizimki Trabzonspor olduğu için, Trabzon olduğu için buradaki Trabzon ve Trabzonsporlu taraftarlarımızı ve çocuklarını futbolcu olarak yetiştirmek isteyen varsa efsane oyuncumuz Tuncay Soyak burada çok güzel bir tesis kurmuşlar. İsterseniz hocam bu konuda da ya burada zaten hayır. Bize Trabzonlu da gelsin ama hepsi gelsin. Evet, Trabzonsporlu olmayan da gelsin. Burada zaten bizim Trabzon Spor Kulübümüz var. Beylikdüzü Kuzey'in Kaplanlar yeni kuruldu. Onlar da bizim hemşirelerimiz kurdu. Onlar da burada güzel tesis yapıyorlar. Dediğim gibi spor tesisleri olsun. Biz Trabzonsporlu da gelsin, hepsi gelsin. Spor yapsın. Herkes spor yapsın. Ama kötü alışkanlıktan uzak dursun. Spor yapan adamdan kötülük gelmez. Bir kere topluma, bireye düzgün insan yetiştiririz. İçkisi, sigarası, bilmem nesi olmaz, sağlıklı yaşar. Bizim amacımız ne kadar çocuğu kazandırabilirsek toplumumuza en büyük servet bizim için o. Bu arada hocam sizde bir Trabzonspor futbolun içinden gelen bir futbolcusunuz. Evet, tabii. Babanız, dayınız, amcanız yanlış hatırlamıyorsam. Babam kuruculardan yani. Babam Doğansporlu Mahmut Nedim. Amcam Talat Soyak, hakem. Sebat'ı çalıştırmış, Trabzon'da hakemlik yapmış. Hatta Ahmet Suat, bak aklıma geldi, Ahmet Suat hocamın bir maçını yönetmiş. Ahmet Suat hocam anlatır bana, takılırdı. Ya senin o amcan var ya diyor, ben bir topa vurdum, gol oluyordu, havada düdük çaldı dedi bana. Amcamı da rahmetli analım. Sizde, evet. Mekanları cennet. Amin. Onların hepsi bizim geleceğimizin kurucuları. Hepsinin mekanları cennet olsun. Aynen. Tuncay hocam son olarak Trabzonspor taraftarlarına ne mesaj vermek isterseniz, final yapalım isterseniz. Vallahi Trabzonspor taraftarlarına şu mesajı vereceğim. Taraftarlarıma şunu söylüyorum. Takımlarına güvensinler. Hocaya güvensinler. Yöneticilere güvensinler. Biraz sabır. Bu yeni takım oynadıkça daha iyiye gidecek. İstikrarı yakalayacak. Geçen seneki başarıyı yakalayacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek?